Canlarım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 4. Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya çalıştığı için çıkan isyan neticesinde öldürülen abisi, 2. Osman'ın yani genç Osman'ın yerine 1623 yılında tahta geçmiştir. 1640'taki ölümüne dek sadece 7 yıl tahta kalabilmiştir. Tahta geçtiğinde sadece 11 yaşındadır. Bu nedenle devlet işleri bir müddet annesi Kösem Sultan tarafından idare edilmiştir. 4. Murat, 2. Osman'a gözleri önünde yapılan fenalıklara küçük yaşlarında şahit olduğundan, intikam duygularıyla dolu ve sert mizaçlı bir padişah olarak tanınmıştır. 21 yaşına geldiğinde iktidara gerçek anlamda sahip olmaya başlayan 4. Murat, gerçekleştirdiği askeri seferler sırasında ordularını bizzat yönetmiş ve askeri anlamda önemli bir deha olduğunu kanıtlamıştır. Nitekim bazı tarihçiler kendisinden 17. yüzyılın en büyük mareşali olarak söz eder. Ayrıca bu seferler sırasında Anadolu'daki isyanları ve isyan etmesi muhtemel unsurları ortadan kaldırarak devlet otoritesini güçlü bir şekilde sağlamlaştırmıştır. İlk askeri seferini Seyfvailere karşı düzenlemiş ve zaferle sonuçlanan bu sefer sonucunda Azerbaycan, Erivan, Tebriz ve Hamedan'ı ele geçirmiştir. Son seferi ise 1638 yılında yine Seyfvailer üzerine gerçekleştirdiği Bağdat seferidir. Bu sefer neticesinde 1624'ten beri İran işgali altında bulunan Bağdat şehrini yeniden Osmanlı hakimiyetine almıştır. 4. Murat ayrıca rüşvet ve adam kayırmacılıkla savaşmış ve devlet katında yaygınlaşan bu kötü alışkanlıkları en aza indirmeye çabalamış, Kösem Sultan zamanında iyice artmış olan israf, savurganlık ve gereksiz harcamalara son vermiş, İstanbul'da alkol, tütün ve kahveyi yasaklayarak yasağa uymayanların öldürülmesini emretmiştir. 4. Murat, imparatorluğu müthiş bir kargaşalıktan kurtarmış. Hatta ünlü tarihçi Hammer'a göre devletin hayatına 50 yıl kazandırmıştır. 2. Yavuz diye anılır. Devleti fiilen idare ettiği 8 yıl içinde hiçbir tahakküme yer vermedi. 100 bin olan Yeniçeri sayısını 35 bine indirdi, ordunun saygısını kazandı. Yalnız herkese sözünü geçirebilmek için çok kan döktü. İdam ettirdikleri arasında bir Şeyhülislam, bir Kırım Hanı, bir de Ortodoks Cihan Patriği vardır. 4. Murat, cesur olduğu kadar güçlü bir padişahtı. Osmanlı tarihinde pek çok güçlü asker ve becerikli komutan olan padişah vardır ama hiçbiri 4. Murat gibi bir gürz kullanmamıştır. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde görebileceğiniz 4. Murat'ın gürzü tam 200 okka, yani 256 kilogramdır. Gürz nedir bilmeyenler için anlatalım. Tek elle kullanılan bir savaş topuzudur, öldürücü darbeler vurmak ve zırh parçalamak için kullanılır. Yani 4. Murat 256 kiloluk bir gürzü tek eliyle kullanıyor, savaşıyor ve düşmanını öldürebiliyordu. Oldukça genç bir sultan için epey büyük bir güç. Bağdat Fatihi unvanıyla İstanbul'a dönen 4. Murat bir ava çıktı. Avdan döndüğünde yatağa düşecek kadar hastaydı. Ataları gibi Nikris yani gut hastalığından olan 4. Murat onlarca gün yatakta kaldı. Henüz 28 yaşındayken 8 Şubat 1640 tarihinde hayatını kaybetti. Yerine hayatta kalan tek kardeşi İbrahim geçti. Çünkü diğer bütün kardeşlerini öldürtmüştü. Canlarım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.